Günaydın, 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 günaydın. Sana da Fransız gülü günaydın. Dudu dilli, fıkır fıkır işti. Pasko, sana da günaydın bro. Ha. Kadir çok meselesi. Ya nasıl olmayayım Pasko ya? Nasıl neşeli olmayayım? Bana bir şey soracağım Kadir. Ha. Günaydın. Neden Fransızca sen konuşmuyorsun? Bonjour. Ha, bonjour. Hadi bonjour. Evet ya. Bonjour. Bonjour. Günaydın. Bonjour. Günaydın. Good bonjour. Good morning. Good morning ya. Guten Tag. Guten Tag. Ya nasıl olmayayım Pasko? Nasıl neşeli olmayayım? Bana neşeli olmamam için sebepler söyle ya. Olmamam için. Söyle. Abi Türkiye Dünya Kupası'nda yok. Ya bu mu kardeşim? Bu mu yani? Bu sene olmaz. 4 sene sonra olur. Dünyanın kupası bitmiyor. Daha çok kupa var alacağımız Pascal. Benim neşemi bozmaz bunlar. Mutluyum ya. Hayırdır? Güzellik yarışmasında jüri mi oldun? Ya ne jürisi ne güzelliği kardeşim. Bu sabah gelirken bir araştırma okudum. Kısa boylular daha uzun yaşıyorlarmıştı. Ya ben buna mutlu olmayayım. Neye mutlu olayım kardeşim? Şu fani dünyada bir de bizim yüzümüz gülsün be. Hayatı seviyoruz. Böyle diyorsun. Ya bu hayat sevilmez mi ya? Dünyadayız kardeşim. Güneş sistemindeki en müstesna gezegendeyim. Güneşi ayrı güzel, dağları ayrı güzel, çağal çağal akan ırmakları, siyim siyim yağan yağmurları, boylu boyunca uzanan ovaları kırları başka nerede bulacaksın ya? Abicim sen dünyanın reklamını mı yapıyorsun? He Pasko aynen yapıyorum. Para aldım. Dünyanın reklamını bana verdiler. NASA'dan aradılar. Dediler ki Kadir abi dediler biz uzaylılara dediler reklam yapmak istiyoruz iletişime geçmek istiyoruz dediler. Gelen yok giden yok dediler siz dediler reklamını yaparsanız dünyanın ilgi uyandırırız dediler. Sen ne dedin? Ya dedim ki ayarlarız niye olmasın dedim kendi gezegenimiz sonuçta dedim insan kendi gezegeninin reklamını bedava da yapar dedim. Kadir sallıyorsun. Sen girdin araya yeklem meklem diye dinlemiyorsun ki bak kısa boylular daha uzun yaşıyormuştu diyorum ya. Ben de uzun yaşıyorum. Ne alaka ya? Uzun boyluyum. Yani hep uzun yaşıyorum. Pasko Allah sen bildiği gibi yapsın. Aragaz. Aragaz. Pasko. Bro. Babalar günü diye geçer. Evet. Ya ben bir erkek olaraktan bugüne hiç ısınamadım. Niye abi? Ya sanki ne bileyim analar günü çok tutuncu. Bunlar da bir gün bu adamlara da bir gün verelim demişler gibi bir gün bu yani. Anneler gününe bakıyorsun ülke olarak anneler gününü idrak ediyoruz. Reklamlar oluyor, devlet büyükleri mesaj veriyor, çocuklar annelerini arıyor. Ama babalar gününde genel olarak bir sessizlik, genelde bir yalandan kutlama hali yok mu sence ya? Ha? Ama Kadir, anneler başka. Yavrum biz tersini söylemiyoruz ama nedir yani babaların hiç mi ehemmiyeti yok? Madem bir gün verdiniz, onu da adam gibi kutlayalım abi. Sakin ol ya. Ya niye sakin ol? Bırak. Ben bugüne bugün bir tane babanın çıkıp da babalar günümü kutlamadılar diye üzüldüğünü, feryat figan ettiğini görmedim ya. Kardeşim hakkınızı arayın ya. Babalar günü demişler. Hakkınızı niye yedirtiyorsunuz kardeşim? Haklısın oğlum. Ay yanlışsam yanlışsın de Pascal. Adam akıllı kutlayalım şunu. Sen buradan babalara bir mesaj göndermek ister misin? Babalar gününüze sahip çıkın. Helal başka? Çocuklarınız hediye almazsa onlara kızın. Helal olsun Pascal. Bak karınca kararınca bir farkındalık yarattık değil mi? Bir gündem oluşturduk. Torunlarımıza güzel bir miras bıraktık yani. Abartma ya. Evladım torunlara miras olarak bir şey bırakmak lazım. Bende para yok. Bunu bırakayım dedim. Niye bozuyorsun ki sen oradan? Bunu bırakalım. Ha, Kadir şimdi anladım. Ya babalar gibi plan yapmışsın. Ha, şöyle ya. Şimdi babalara yönelik bir şarkı bir şey bir ara verelim. Ara gaz. Aragaz. Pascal. Bro. Ya sen şimdi kalkıp ta Fransa'dan buraya geldin ya. Geldim. Hoş geldin. Şimdi bak biz bu takside, berberde bir durumla karşılaşırız. Senin başına geldin mesela merak ediyorum. Geldi tabii. Oğlum daha anlatmadım ki ne geldi gelmedi nereden biliyorsun ya? Yıllar oldu. Abi başıma var ya, ya her şey geldi. Bir dinle kardeşim bir dinle. Bak şimdi taksiye biniyorsun. Sohbet başlıyor. Konu dönüyor dolaşıyor memleket nereye geliyor? Bildin? Ben memleketi söylüyorum diyelim. Adam illa bir şekilde orayla bir alaka kuruyor. Üstüne gidiyor, altından çıkıyor. İlla kendi hayatından bir şeye bağlıyor. Oradan yürüyor. Başına geldi mi hiç bu? Geldi. Geçen hafta taksiye bindim. Güzel. Dedim ki abi,
Fransa'da durdum. Taksici dedik ki, abi benim birader de Almanya'da da yaşıyor. Tam adamına sormuşsun. Sen ne dedin? Hemşeriyiz dedim. Vay ya, demedin mi dayı, ne yaptın? İki ayrı ülke, bir muhabbet uğruna tek memleket yaptın demedin mi? Abi esnaf adam, moralini bozmayayım. Bak sen Paskal'ıma bak, esnafı da düşünmüş reel ekonomiyi. Düşünmeyen utansın inci tanem. Adam kalkmış Fransa'dan gelmiş, buradaki esnafın moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Ya seni bize Allah mı gönderdi? Sen ne tatlı bir çocuksun yavrum şukar Paskal. Kadir, kısa yoldan götürsün diye iyi davranıyorum. Bak şimdi bir çuval inceyi berbat ettim. Bütün esnafın sempatisini kazanmıştı. Kendi eline kendini ele verdi. Ne olur. Bak buradan taksici kardeşlere uyarıyorum. Bir gün aracınıza 1.80 boylarında saçı olmayan, Türkçesi bozuk siyah inci binerse aldanmayın. Muhabbete girmeyin. Herifin bütün amacı sizinle dostluk kurup 3-5 kuruş tasarruf etmek. Bak uyarıyorum. Kadir, bütün seri bozdun. Yavrum, insanlık vazifemizi yaptık. Yani döviz bırak kardeşim ülkeye. İnsanlar senden bunu bekliyor ya. Aragaz. Aragaz. Kadir. Söyle canım için. Abi mevzu var. Oo, hemen söyle Paskal'ım, evet. Abi dünyanın suyu tükeniyor. Buna değinirim. Yavrum, dünyanın suyu tükeniyorsa bize ne bundan ya? Dünyada yaşıyoruz. Bravo Paskal, bravo kardeşim. Adeta bir bilgi çeşmesin. İlim irfan pınarısın. Ne mutlu bana. Seninle hemen yan yana çalışıyorum. Kana kana içiyorum bu pınarda. Ya dünyada yaşıyoruz biliyorum da biz ne yapalım biz? Biz su bilimcisi miyiz canına yandım? Meteorolog muyuz? Çevre mühendisi miyiz? Su ürünü mühendisi miyiz? Bize ne? Kadir, su tüketimine dikkat edebiliriz. Nasıl dikkat edelim yavrum? Abi ben diyor yaparken sıcak su girene kadar boş akıyor. Boş akıyor. Yavrum onu biz de biliyoruz. Hele bir de arkadaşın evindeysen o sıcak soğuk dengesini ayarlayana kadar çekmece barajını boşaltıyorsun. Ama ne yapalım yani? Çözüm ne, onu söyle. Abi çözüm o suyu biriktirmek. Suya yatırım mı yapalım yani Pasko? Nerede biriktireceğiz? Evin önüne tanker mi çekelim? Odayı su odası mı yapalım? Ne yapalım abi? Bilmiyorum abi. Sosyal mesaj vermeyi biliyorsun ama iş çözüm üretmeye gelince bilmiyorum abi. Sen var ya Pasko, sen resmen tribünlere oynamayı biliyorsun sen. Pascal çevre bilincine sahip, Kadir kötü adam olsun değil mi? Güzel dükkan, güzel tezgah. Bazen. Düşüyor mu böyle? Bazen. Ya senin yere bakan yürek yakan senin zalimin. Çocuğu zalim ya. Bir de Kadir, yolcu gidiyor ya, arkasından su dökmeyelim. Hayda ya Pasko, sen çevreciyim ayağına hatunlara şekil yapacağım derken Türk örf ve adetlerini bitireceksin ya. Ya biz yola gidenin arkasından su dökeriz ki su gibi gitsin, su gibi gelsin. Su dökmeyeceksek ne dökeceğiz? Pekmez mi dökeceğiz? Kola mı dökeceğiz? İlla ki bir şey dökeceğiz. Başka bir şey dökelim. Tarkan abi gül döküyor. Ya gül döktüm yollarına diyorsun da yani. Ama bilmiyorum, bunu şey yapalım, düşüneyim, değerlendireyim ben bunu. Aragaz. Aragaz. Paskal. Bro. Ya ben çok yoruldum Pasko. Benim tatile çıkmam lazım ya. Ne yaptın da yoruldun? Ya bir şey yapmaya gerek yok ki. Güneş alnının çatına vururken durduğun yerde tatili hak ediyorsun zaten. Sen nereye gideceksin bu sene? Daha karar vermedim abi. Beraber mi gitsek ya Pasko? Ya da şöyle sorayım. Benle mi tatile gitmek istersin, Brad Pitt'le mi? Sen de abi. Adamsın. Vallahi adamsın. Yani şu son günlerde özgüvenin bir dip yapmıştı. İyi geldi kardeşim. Demek benle tatile çıkar. Peki benim en çok hangi özelliğimi seviyorsun Pasko? Niye Brad Pitt değil benle tatil? Abi Brad'le gitsek bütün kızlar ona bakar. Ama sen ne? Bütün kızlar bana bakar. Vay be. Benim şu güvercin kalbimi kırdın ya Pasko. Aşk olsun. Demek ki senin buruluğun da buraya kadarmış lan. Kadir, bunlar ince işler. Koynumda yılan beslemişim yani. Vay bana, vaylar bana be. Peki Kadir, sen kimle taktik ederdin? Brad'le mi, benle mi? Soru mu la bu şimdi, yazıklar olsun. Ben sen miyim? Kıvıracağım. Tabii ki Brad Pitt'le giderdim. Niye? Ya şimdi senle gitsek kızlar sana bakar, bana yüz vermez. Ama Brad'le tatile gitsek kızlar der ki ya koca Brad Pitt bana mı bakar ya? Ben en iyisi Kadir'e yazayım derler, anladın? Kadir, büyüksün. Var ya,
şeytanın aklıma gelmez. Ya biz böyle böyle yolumuzu buluyoruz Pascal. Tipten olmuyorsa da zekadan yürüyoruz. Biz bu saçları değirmende artmadık ya. Ben de var ya, hem zeka hem tip var. Ya seni suya götür, susuz getirin Pascal, konuşturma. Benimle aşk atabilir misin sen ya? Daha önce çok şeyin var abinden. Kadir, boynuz kuray geçer. Yavaş geçsin o, geçerken sinyal yapsın. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir. Ya habere bak, Sivirya'da adam bahçesinde kafatası bulmuş. Paniklemiş tabii. Yani öyle panik yapınca karısı gelmiş, demiş ki sakin ol demiş. Sakin. Hemen demiş velveleye verme ortalığı demiş. Kafatası demiş, yabancı değil demiş. Benim rahmetli senden evvelki kocamın kafatası demiş. Oha, adamı oraya mı gömmüş? Oğlum mevzu o değil lan. Adamı kadın öldürmüş, oraya gömmüş. Meğersem adamı ilk önce bundan önceki kocasını kadın öldürmüş ve itiraf etmiş adama. Oo, cinayet. Tabii enişte de mevzuyu duyunca tayır tayır alttan üstten vermiş. Ulan demiş, bu ilkini öldürdüyse beni de kıyar bir gece demiş. Dur jandarmaya tutturayım bu şu karıyı demiş. İş almayayım başıma demiş ve karıyı ihbar etmiş. Doğru yapmış. 20 yıllık karısını tanıyamamış adam ya, düşünsene. Ya Kadir, acaba ilgini niye öldürmüş? Acaba o da ondan evvelkinin kemiklerini mi buldu Pasko, ne diyorsun? Daha neler? Ya bu kadın kaç yaşında? 60 yaşındaymış. Bence 3 cinayeti rahat rahat sığdırır 60 yıla ya. Kadir ya, sen olsan ne yapardın? Ya hanıma yaptığım çok yanlış olduğunu söylerdim. Eğer kocanı öldürdüysen niye bahçeye gömüyorsun? Götür dağ bayıra gömsene hanım, manyak mısın derdim ya. Polis? Polisi çoktan aramış, telefonu kenara koymuş olurdum. Bütün konuşmayı dinletirdim kendimi aklatmak için. Kadir var ya, ağır şakalı değilsin. Enik onu cinayet işlemiş. Büyük suç ya, riske girilir mi abi? İyi ki tamam. Aragaz. Aragaz. Paskal. Bro. Köpek besliyorsun değil mi kardeşim? Evet abi. Peki sevgilin ya köpekler gider ya da ben giderim dese ne yaparsın kardeşim? Arkasına su dökerim. Geri gelsin diye mi? Yok. Mikroplar kırılsın diye. Ha, o derece katıyız yani bu konuda. Tabii abi. Ne yapayım köpeklere? Atayım mı? Ya İngiltere'de bir kadına kocası söylemiş bunu. Demiş ki yetti artık demiş ya. Ya köpeklerin ya ben demiş. Kadın da yallah o zaman demiş. Senelerdir 25 yıllık kocasının yüzünü görmüyormuş kadın şimdi, değil mi? Abi merak ederdim. Nereye gitti ya? İnsan merak eder. Vallahi bu ablanın merak etme vakti olmamış. 30 adet köpekle yaşıyormuş aynı evde Pascal. Oha, adam haklı o zaman. Ya 30 tane köpeğe nerede bakıyor acaba ya? Ev barınak bir gibidir. Ya şimdi tabii bu da bir nevi hastalık bence. İnsan niye 30 köpeği eve alır ki abi? Evet abi, normal insan yapmaz. Yani tabii bir tane köpeğin olur, bahçeli evin vardır birkaç tane olur ama apartman katında 30 tane köpek, yani ablanın da var bir sıkıntısı galiba. Peki Kadir, senin sevgilin ya Pascal gider ya ben derse? Hemen sana dönerim, hakkını helal et kardeşim derim sana. Hemen satış. Yavrum, sevgili dediğin şey pazardan alınabilen, AVM dükkanından alınabilen bir şey mi ya? Ben öyle miyim? Ya ne aldığına ne verdiğine bakacağım Pascal. Sevgilinin eksikliğini sen giderebilin mi ya? Biraz sana bağlı. O nasıl bir şey ya? Abi ya, yani asıl sen giderebilir misin? Benimle yani. Pascal'cığım ne biçim bir sokağa girdik biz böyle. Ucu çok karanlık gözüküyor. Geri dönelim Pascal. Kadir, hanımı bana tercih edersensin. Kardeşim kınamamak lazım, yokluk zor. Tahmin ederim abi. Sanmıyorum Pascal. O konuda empati yapmana pek imkan yok gibi ya. Abartma be. Halden anlarım. İyi peki. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Şu an stüdyomuzda kim var? Orgay Hoca geldi. Hanımlar beyler, uzun bir yerden sonra büyük stratejist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Orgay Kabarır hocamız stüdyomuzdalar. Orgay hocam hoş geldiniz. Hocam özledik seni. Nerelerdesiniz? Evet hocam, ben de sizi özledim hocam ya. Evet, Suriye'ye kadar gittim hocam.
Aman Orgay hocam, Suriye'de ne yaptınız? Ortalığı kolaçan ettim hocam. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Neler oluyor? Hocam Mardin'de eski Mardin evlerinin terasında oturup çay içtim. 5 dakika mesafede dünya birbiriyle savaşıyor. Bizim tarafta biz oturup çay içiyoruz. Huzur var hocam. Çok büyük memleketiz hocam ya. Tabii hocam, Türkiye Cumhuriyeti öyle tırvırı bir devlet değil yani. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın rozetinde kuruluş tarihi kaç yazıyor hocam? 1923. Milattan önce 209 yazıyor. Yani tam 2026 sene önce kurulmuş bizim ordumuz ya. Boru mu bu? Değil hocam, senin dediğin Metehan zamanı hocam. Metehan ordu ilk defa bölükleri ve komutanlık ünvanlarını da yüzbaşı, binbaşı, onbaşı diye sınıflandırmıştı. Rahmetli Metehan Tanrı Dağı'nda dinlensin hocam. Tanrı Türk'ü korusun hocam ya. Tengrimin küçüdür hocam ya. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Yavrum bunlar Türk tarihiyle ilgili şeyler. Orgay hocamla derinlere gittik. Biraz su yüzüne çıkalım. Suriye'de neler oluyor hocam? Hocam Amerika bir hokkabazdır. Bir eliyle bir şeyler gösterirken asıl numarayı öbür eliyle yapar. Şimdi biz Suriye'yi görüyoruz ama asıl olay Pasifik'te oluyor. Ama hocam Pasifik'te ne oluyor? Pasifik'te hocam beni bir mekana götürdüler. Ocean Gothic hocam, içeride bir kızlar var, deniz kızı gibi. Ha, sirenler diyorsun Dilber hocam. Ambulans sireni mi? Yok, okyanus sireni. Siren deniz kızlarının mitolojideki adı. Hiç bilmiyor musun bunları ya? Abici, bugüne kadar topu mu oynadım, para mı yedim, keyfime baktım. Daha kitap falan bunlara var ya, yeni başlıyorum. Hocam Pasifik'in bir yakasında Amerika, bir yakasında Çin var. Çin aslında Amerika'yı finanse ediyor. Hocam Çin Amerika'yı nasıl finanse ediyor ya? Bunlar rakip değil mi? Amerika mal almazsa Çin batar hocam. Dünya sermayesi Pasifik'in iki yakasını bir araya getirmeye, yani Amerika ile Çin'i tek bir pazar haline getirmeye çalışıyor. Hocam Çin bunu kabul eder mi ya? Kaç bin yıllık medeniyet. Amerika ya. Dünkü çocuk. Kendini onunla bir görmez ki. Görür hocam. Beni Çin'de bir mekana götürdüler. Chinese Baroque Rococo. İçerisi komple faşing olmuş hocam. Bir bayan personel var. Görsen aklın seser, şuurun aya gider gelir. Orgay hoca gel de biraz nınçika çevirelim dediler. Beni ortaya bir aldılar hocam, verdiler nınçikayı, verdiler döner tekmeyi, bastılar uçan tekmeyi, zor kaçtım hocam. Evet hocam. Hocam ne güzel küresel sermayenin Pasifik üzerindeki plan ve stratejisini anlatıyorken Çin'deki barok mekanda nançaku kullanan kızlara nasıl geldik ya biz ha? Honduras'sız diplomasi olmaz hocam. Beni Honduras'ta bir mekana götürdüler. Alakart gotik, fihmi. İçeride bir diplomat kızlar var. Görsen 10 yıllık uluslararası anlaşma yapasın gelir hocam ya. Orgayaca gel de sana bir nota verelim dediler. Beni ortaya bir aldılar. Sabaha kadar beni casus belli ilan ettiler hocam. Kim? Kim kim? Casus belli dediniz. Kimmiş? Yani yavrum istenmeyen adam manasında diplomasi dili bu ya. Vay abicim, diplomasinin dili mi var? Var tabii hocam, beni Arjantin'de bir mekana götürdüler. Aman Orgay hocam, aman, tamam. Arjantin, Portekiz, Honduras derken başımızı yakma. Yine gel, yine bekleriz hocam. Saygılar hocam, hürmetler hocam. Aragaz. Aragaz. Kadir. Pascal. Abi sende bir sıkıntı var. Yok abi şeyim. Var. Vallahi bak. Gözünden onlarım. Yok oğlum be, bir sıkıntı yok be. Ayıp ediyorsun. Bende mi saklıyorsun? Biz kardeşiz değil mi? Kalbimi kırılma. Aman tamam, peki söyleyeceğim. Söyle derdiniz. Şöyle. Artık kaldıramıyorum Pascal. Anlamadım. Kaldıramıyorum artık. Yapma ya. Maalesef. Abi şimdi ne diyeceğim? Bilemedim. Söyleyecek bir şey yok tabii ya. Nasıl kaldırırım? Sen söyle ya. Sen yardım et kardeşine Pascal. Tabii şimdi yardım et derken Kadir'cim, yani böyle motivasyon olarak destek olma babında bir şeyler söyleyebilirim. Ama abi başka yardım bekleme. Yaş kaç ya? 50. Erken. Çay kahve sigara? Çay kahve var biliyorsun, sigara yok. Stres? Stressiz bir saniyemiz yok kardeşim. Abi işte bunlar olumsuz etkiler. Çay kahveyle peki ne alakası var, onu anlamadım ya. Öyle deme, çok önemli. Bak kilo da var. Kilo aldım, evet yine aldım ya. Bunları vermem lazım. Ver abi, yani kaldıramamam çok normal. Göbeğimle ne alakası var ya şimdi? Abi vücuttaki var ya, bütün oksijeni çekip arıyor. Çok önemli abi. 10 kilo ver, bakması kaldırıyorsun. 10 kilo vermekle falan ne alakası var? Geri dönüşü yok bunun ya. Öyle deme, egzersiz yap, fark edecek. Ya sen ne anlatıyorsun birader? Abicim sorununu çözmeye çalışıyorum. Ya kilo vermekle sorunumun ne alakası var? Kalkmıyor dedin. Tamam işte. Tamam işte. Kilo ver.
kaldır. Pascal saçma sapan konuşma. İnsanların kabalığını, İstanbul'un trafiğini, duyarsızlığı, bencilliği kaldıramıyorum ben. Ha, öyle kaldıramıyorsun. Tabii öyle kaldıramıyorum. Sen ne anladın? Ben de öyle anladım. Ya insanların duyarsızlığını, şehir hayatının vahşetini kaldıramamakla kilomun ne ilgisi var kardeşim? Kilo ver deyip duruyorsun Allah Allah. Abi kilo sinirli yapar. O yüzden kilo verince sinir stres gidiyor. Ya asıl zayıf adam sinirli oluyor. Sen hiç kilolu psikopat gördün mü? Bir düşüneyim. Harbiden yok. Olmaz abi. Kilolu insan, şişmen insan kendi gerçeğiyle barışıktır yani. Bütün sinirliler, asabiler, seri katiller, zayıf et tutmamış böyle zayıf tiplerden çıkar. Yani o yüzden bana bir daha kilo ver deme. Anladın mı? Deme. Tamam. Tahof ya. Demek ki var ya, zayıf olsan bizi yatırıp keseceksin ya. Of. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Ya çok özür dilerim benim telefonuma. Alo. Aleyna aleyküm selam. Kisi. Buyurun. Ooo sayın şansölye bir saniye. Pascal. Hı. Angela Merkel seni istiyor. Meşgulüm. Sonra arasın. Baba artıza bak. Koca Alman şansölyesine ters mi yapıyorsun ya? Abici ben kendisiyle alakamı kesmek istiyorum. Aramasın beni. Alo sayın şansölye. Şimdi Pascal Numa sizden sarfı nazar etmiş efendim. Benim artık Şiner'le, Şönge Mahla, Mayna Mötte'yle işim olmaz diyor. Efendim öyle mi? Bir saniye Pasko. Sayın şansölye, hayat memat meselesi diyor. Neymiş abi? Ver bakayım. Alo, söyle bir şey. Öyle mi? Yerim ama. Ben de ısırırım. Ben de çimdiririm. Dedim. O ne yapıyorsunuz öyle? O nedir öyle ya? Nedir? Dişisine kuru yapan Arizona kertenkelesi gibi bir takım yanlış hal ve hareketler. Yakışıyor mu böyle şeyler sana ya? Abicim bu kadın var ya benim ek yerimi biliyor. Zaafımı biliyor. Ne dedi sana böyle gevşedin? Titrek tavşanın. Böyle dedi. Ne dedi? Titrek tavşanın. Titrek tavşanım ne ya? Abi aramızda. Sevgi ifadesi. Ya titrek tavşanın nasıl bir sevginin ifadesi abi? Siz nasıl bir insanlığa almışsınızdı ya? Bu nasıl bir sevmeymişti ya? İnsan sevdiğinde canım der, aşkım der, bebeğim der, bir tanem der. Titrek tavşanım ne oluyor oğlum? Hem de erkeğe yani oluyor mu bu Pascal ya? Abi, ecine bir kadın olduğu için erkek karşı hürmeti zayıf. Ne istiyorum sen onu söyle. Bayram bitti, yıllık izniniz geliyor, Almanya'ya gel. Senin burada Nürnberg'e götüreceğim. Öyle diyor. Ne varmış abi Nürnberg'te? Workshop varmış. Katılırım diyor. Ne workshop'u varmış abi? Bondage. Bondage ne abi? Fikrim yok. Galiba böyle aşırılık falan. Onun için. Şimdi moda. Çiftler beraber abi yemek yapıyor. Öyle bir şey. Vallahi. Ya Pascal ben pek emin olamadım ha. Ne diyorsun ya? Montar mı? Bana sakat geldi usta. Kadir. Ya sakat geldi bana. Ya bak bu şansölye seni üzer açık söyleyeyim bak. Sakata mı giriyorum? Ben mandepsi kokusu aldım Pascal. Aman abi. Senin bunun hassas. Sana ne diyorsan gitmeyeyim. Alo sayın şansölye. Şimdi biz Pascal'ı sokakta bulmadık bacım. Yani sen bu çocuğu böyle avare gördün. Sahabısı yok sandın. Bunun arkasında aşiret var aşiret. Bir dakika Pascal. Sizin Fransa'daki aşiret olayı var değil mi sizin? Yok abi. Bütün Fransa'yı topla abi. Bir tane aşiret etmez. Niye sordun? Ya şansölye soruyor Pascal hangi aşiretten diyor. Salla boşver. Ne bilecek? Alo Sayın Merkel. Pascal Moulin Rouge aşiretinden. Tabii abi. Çok sakat bir aşiret o. Geçen sene Paris'in altını üstüne getirdiler bunlar ya. Abicin Moulin Rouge ne ya? Başka bir şey vuramadın mı? Evet Sayın şansölye. Ya biz sizi İstanbul'a davet edelim. Tabi buyurun gelin bak sizi sabah İstanbul trafiğinde bir workshop yapalım. Eşsiz bir deneyim teklif ediyoruz size. Zincirlikuyu'da Alman olarak girdiğiniz İstanbul trafiğinden Peylikdüzü'nden Japon olarak çıkacaksınız. Pascal mesela Türkiye'ye geldiğinde albinoydu. İstanbul trafiği onu bir haftada bu şekle getirdi. Tabi abi evvelden böyle değildi kendisi.
Tabii gel gel metrobüse bindirelim. Yıllarca Avrupa Birliği sürecinde bize yanlış yapmanın acısını bir metrobüs seferinde senden çıkaralım. He gel. Gel Zincirlikuyu'da bekliyoruz seni gel. Kadir çok acımasızsın. Tersim çok fena. Sen biliyorsun. Evet be. Yağmasana gülle. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir. Yüksek sanat. Her zaman. Şu anda halkımız sanata susamış durumda Paskal. Kadir susurluğu gider. Gidereceğim. Bu son şiirimi yine halkım için yazdım ya. Yani. Sen mi yazdın? Kendi şiirimi arz edeceğim Paskal. Kadir bu aralar kendine şiire verdin. Bayram sonrası duygu tosarmaları yoğunlaşıyor tabii Paskal. Serbest tarzda değil de başka bir tarzda halk şiiri ve manilerle beslenen tosarmalar yaşıyorum şu sıralarda. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ruhum gidiyor geliyor. Bak bak bak. Otantik diyorsun. Beni otantikten hiçbir zaman çıkartamazlar. Elazığ'ın orcuyu, Konya'nın etli pidesi, Bordun'un gosteri, Kastamonu'nun dömbeleği, Zivas'ın madıma neyse Kadir Çöpdemir de odur ya. Valla ben bir tek ete etmek biliyorum. Başkasına bilmiyorum. Aa madımak yemedin mi? Yok abi. Yapma ya arkadaş Fransız olmak da zor ya. Nelerden mahrum kalıyorsun ya. Neyse yedireceğiz sana. Yalnız İstanbul'da madımak yapan lokanta var mı bilmiyorum. Bilen varsa Pascal Atsızki Kadir adresine bir tweet atsalar iyi olur. Şu el kadar sahibi sevindirelim bir madımak yedirelim şuna ya. El kadar sahibi ben mi? Tabii abi. Efendim evet şimdi tosaran duygularımı halkıma arz ediyorum efendim. Hadi buyur. Gece gündüz arıyorum. Uçan kuştan soruyorum. İftar 5 saat kalmış. Süver Leyla'm yanıyorum. Aşk elinden bade içtim. Onulmaz dertlere düştüm. Baklava börekten geçtim. Süver Leyla'm yanıyorum. Dilim damağım kurudu. İçimi ateş bürüdü. Bademcikler çürüdü. Süver Leyla'm yanıyorum. Gezdim seni diyar diyar. Ağzını musluğa dayar. Bahçe hortumu bile uyar. Süver Leyla'm yanıyorum. Yutkunur hava yutarım. Türlü derde dert katarım. Kışın 61 tutarım. Süver Leyla'm yanıyorum. Bilmezsin ne biçimdeyim. Saatin tam üçündeyim. Klimanın ha içindeyim. Süver Leyla'm yanıyorum. Nasıl buldun Pascal? Çok güzel abi. Beğendin? Hastası oldu. Kısa ve öz. Tam bana göre. Kısa ve öz sana göre mi? Yani bazı konularda. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Yahu Shakira ile Pike'nin evi soyulmuş. Arayalım abi. Geçmiş olsun diyelim. Yok zaten Shakira gelecek Türkiye'ye yüz yüze söyler. Yurt dışına çok yazıyor ya. Abi yerince misafir ederim. Yengen oğlum o senin yengen. Kötü niyetim yok. Misafirperverlik. Daha dilin dönmüyor Pascal misafirperverlik. Resmen şeytanlık peşindesin ayıptır ya. Ne yapayım abi? Rahat etsin. Ya her türlü rahatlatırım yengemi diyorsun. Evinin yokluğunu hissettirmem. Ya yazık evden bir sürü mücevher çalınmış. Onları da takarsın artık gelmişken bir beşi bir yerde falan tak. Ya Kadir masraf olmaz mı? Ha beleşe mi getireyim diyorsun yani Manita pardon Shakira'yı. Evi açıyorum. İyi biçiyor. Da ne yapayım? Ha daha fazlasına gerek yok diyorsun. Shakira kesin sende kalır yani eminiz. Aç plaj çünkü sokakta ya. E sen olsan kalmaz mısın? Yani kapımı kilitler önüne de şifon yeri çeker öyle uyurum eğer kalırsan. Peki Kadir Shakira evliliğin programını katırsa ne sorarlar? Ne sorarlar kardeşim? Shakira mı? Kendinin mi? Ya üstüne benzin döküp yakmak istiyorum seni şu an Pascal. O kadar mı kötü? Tahmin edemeyeceğin kadar ya. Şu şakaları Shakira'ya da yaparsan senin iş yalan olur açık söyleyeyim. Bence beğenir. Yine de tavsiye etmem kardeşim. Kadir yazarlarında en çok kullanılan futbolcu hangisi? Bilmiyorum. Yapma ama bence. Yaptın bile. Cevap ver. Bilmiyorum. Sen söyle. Tabii ki. Pique. Ay midem bulanmaya başladı benim kusacağım. Pascal. Efendim abi. Baksana saate. Oha abi. Kark abi o zaman ya. Abi o zaman bugün noktayı koyuyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim yarın nasipse kaldığımız yerden devam etmek üzere. Temmuz ayında
Aragaz iznini kullanacak. 1 Temmuz'dan Temmuz'un sonuna kadar. Ama tabii sizi yalnız bırakmayacak. Best of'larla devam edecek. Bizim de iznimize az bir zaman kaldı. İzin izin diye yalım yalım yalvarıyoruz. Ama Temmuz ayında da best of'larımızla sizinle beraber olacağız. Şimdiden hatırlatalım efendim. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Bye bye.